Ülke TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Akşam baskısıyla karşınızdayız. Yerel seçime sadece ama sadece sayılı saatler kaldı. Pazar günü milyonlarca seçmen sandık başına gidecek, oyunu kullanacak. Ama bir taraftan da seçimde tansiyon yüksek. Sahada son durum ne? Liderlerin dikkat çekici sözleri var. Özellikle Meral Akşener'in hem Mansur Yavaş'a hem de Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepkisi vardı. Zehir zemberek sözlerle yüklendi. CHP ile İYİ Parti arasındaki rüzgar iyi esmeye başladı. Tüm bunları konuşacağız. Yerel seçime dair ne varsa her bir tanesini kimlerle? Kanal İzle Televizyon Ankara temsilcisi Mehmet Acet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hoş bulduk, Mehmet Bey. Mustafa. Doçent Doktor Levent Ersin Oral hocam hoş geldiniz. Soruyu hoş bulduk. Milliyet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin bizlerle birlikte. Dilerseniz hemen öncelikle Ankara ve İstanbul'a bir bakalım. Tabii liderlerin de açıklamaları vardı. Özellikle Meral Akşener'in açıklaması çok dikkat çekmişti. Çok da tepki toplamıştı. Özellikle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na ve tabii bir taraftan da Turgut Altınok'la Mansur Yavaş arasındaki mal varlığı polemiği de tüm hızıyla devam ediyor. Turgut Altınok Londra'yı işaret etti. Fotoğraflar gösterdi. Onlara da konuşacağız. Sinan Bey hemen sizle başlayalım isterseniz. Ankara'yı Turgut Altınok şimdi şöyle mal söyleyeyim. Varlığı polemikler çok yani bir haftadır çok büyük bir yalan, büyük bir kara propaganda ile karşı karşıya kaldık. O da şu. Sayın Turgut Altınok'un mal varlığı üzerinden özellikle kendisine tarafsız, bağımsız gazeteci diyen bir takım candaş, Saraçhane medyasının tetikçiliğini yapan bazı gazeteciler yalan yanlış haberler yaptılar. Ve bu haberlerde Sayın Turgut Altınok'un 6 ya da 600 dairesi olduğunu ifade ettiler. Sayın Turgut Altınok da ne yaptı? Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden belge aldı. Kardeşim Turgut Altınok'un 6 ya da 600 daire değil, bir tane dairesi de yok, arsası da yok, mal varlığı da yok. Burada ne yapmaya çalıştılar? Ankara'daki hizmetsizliği, ya Ankara'da 1 metre metro yapmadınız, 1 metre küp su getirmediniz, ulaşım sorunu çözmediniz, hayvan hakları dediniz geriye gitti. Ankara'da 2 milyon metrekare yeşil alan kurumuş. Ankara'yı fakirlikle yönetmeye çalışan bir Mansur Yavaş var. Ankara bir başkent değil gibi. Ne var? Kardeşim Paris'te yarışabiliyor musun? Londra'yla yarışabiliyor musun? Ankara deyince eğitim, bilim, sanat, kültür akla geliyor mu? Hayır. Diyorsunuz ki ya üniversiteler geriye gitmiş. Ankara gelişmiş endeksinde 17 puan geriye düşmüş. 17 puan. Ya diyorsunuz ki geriye gidiyorsunuz ben et verdim. Ya diyorsun ki burada iyi bir üniversite yok ben et verdim. Öğrencilerin sorunları var ben et verdim. Ya metro, ulaşım, trafik Ankara'da keşmekeş, felç. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette et de vereceksin. Sosyal devletin görevi budur. Zaten hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de belediyeciliğin tarihini yazdığı zaman biz dönem Sayın Cumhurbaşkanı bu yardımları yaparken makarnacı diye dalga geçiyorlardı. Kendileri şimdi sosyal yardımları yapıyor. Zaten AK Parti geleneğinin, milli görüş geleneğinin tamamında özünde bu var. Dolayısıyla da bu kara propaganda son buldu. Ve Sayın Turgut Altınok ne dedi? Bir tane dairem varsa istifa edeceğim. Yoksa dedi yalan söylüyorlar dedi. Belgesini koymayanlar istifa etsin utansın dedi. Ya Ankara'da şuna karar verecek Ankaralı. Ya hizmet belediyeciliği yapılacak 5 sene. 5 sene metroyu Mansur Bey yine getiremeyecek. Hep diyor ya hükümet bize engel oldu, şu oldu, bu oldu falan filan. Olmadı da. Velev ki öyle. O 600 daire işi peki az çok Turgut Altınok'a bir zarar şimdi, uğrattı bakın, mı? Bakın şöyle yani söyleyeyim. Son tapu belgesi ortaya çıkıncaya kadar birileri ağzında bunu sakız yaptılar. Elbette yalanın, iftiranın da bir alıcısı olur Mustafa Bey. Bunu görmemiz lazım. Biz buna zaten kara propaganda diyoruz. Ancak Sayın Turgut Altınok bu belgeyi ortaya koyunca yalan berhava olup gitti. Tuzla buz oldu. Ne var? Şimdi Sayın Mansur Yavaş'ın Londra'da evi çıktı. Kızının işi çıktı. Aslında ben bu mahrem alanlara pek girmek de istemiyorum. Evet. Helal ve meşru olan her şeye biz sıcak bakarız. Adam Turgut Altınok diyor ki ben diyor belediye başkanı olduktan sonra bir tane mal varlığım yok diyor. Şaibem yok diyor. İhalede yolsuzluğum yok diyor. Soruşturmam yok diyor. Babamdan kalmış diyor. Ya miras ne zamandan beri haram oldu ya? Varsa yolsuzluk biz de diyelim ki var yolsuzluk. Turgut Altınok'un projelerini konuşturtmadılar. Amaçları buydu. Ne diyor Turgut Altınok? Emekliye 5000 TL vereceğim diyor. Öğrenciye burs vereceğim diyor. Ondan sonra 80 kilometre metro diyor. Çubuk'ta diyor, Keçeren'de diyor, Akyurt'ta diyor, Karapürçek'te, Mamak'ta diyor. Metro yapacağım diyor. Bütün yani bu proje konuşulmadı. Projeden aynen daha çok bu şekilde bu ithamlar, iddialar. Ve spekülasyon. Şunu da söyleyeyim, bitireyim. Arkadaşlara söz hakkı açısından. Son olarak. Şimdi Sayın Mansur Yavaş İngiltere'ye gitmiş. Orada
İngiliz İşçi Partisi yöneticisi, milletvekili Kirby ile görüşüyor. Kirby kim? O fotoğrafları verebilir miyiz? Turgut Altınok da paylaşmıştı. Hatta bu fotoğrafları da sordu. Az önce atmıştık. Buyurun. Evet. Şimdi Kirby ne diyor? Abdullah Öcalan'a özgürlük diyor. PKK'ya özgürlük diyor. Bir sözde Kürdistan'dan bahsediyor. Terör örgütü mensuplarını övüyor. İnsan hakları savunucuları diyor. Sayın Mansur Yavaş İngiltere'de gidiyor. Bu isimlerle görüşüyor. Yani milliyetçi taban, ülkücü taban, Atatürkçü taban, ulusalcı ne sayarsanız sayın. Kardeşim bu ziyaretlerinden rahatsızlar. Bakın işte. Ekranlara geldi bakın. Mesela. Şimdi bu evet. Mansur Yavaş'ın İngiltere'deki temasları. Evet. Jeremy Kirby diyor. Bu kimdir mesela? Bu neden? Jeremy Kirby. Bakın Mustafa Bey. Altta da oku isterseniz. İşçi Parti'nin eski genel başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesi. Terör örgütü PKK ile bağlantısı İngiltere tarafından da tescilli. Kirby'nin Öcalan için özgürlük kampanyasının etkin destekçisi ve Kürdistan hayali kuran bir Türk düşmanı. Yani çok net yani. Burada cümleler o kadar net yani ki. Bunlar ne görüşmüş bir Türk olabilir düşmanıyla, ki? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir devlet düşmanıyla, bir bayrak düşmanıyla, şehitler, polislerimizi şehit eden, öğretmenlerimizi şehit eden bir yapıyla siz ne görüşüyorsunuz kardeşim? Evet. Sonra burada yine bakın Mustafa Bey buna da bir Vesai bakın. Vesai ile bir görüşme var. Burada da yine Londra Belediye Meclis Üyesi, Kürdistan için Adalet Kampanyası Yönetim Kurulu Başkanı ve Öcalan için Özgürlük Resepsiyonu düzenleyen isim. Selahattin Demirtaş davasını izlemek için Türkiye'ye gelen, Demirtaş'a özgürlük isteyen Türk düşmanı. Yani bu Altınok tarafından paylaşılmıştı. Bir kez daha soruldu, bu isimlerle ne işin var? Ne görüştün? Yani milliyetçi bir çizgiden gelen bir isim bu isimlerle ne görüşebilir ya? Bu isimlere en fazla düşman olması gerekir. Milliyetçi bir çizgiden, vatanperver olan, milliyetperver olan insanlar bu isimlerle görüşemez. Şu anda Türkiye'yi bölmek için, parçalamak için, Suriye'ye çevirmek için, Irak'a çevirmek için... Ya da bilmiyor olabilir mi peki bu isimlerin faaliyetlerini şey Sinan Bey? Gitmeden önce danışmanları bilgi vermez mi? Büyükelçilikten bilgi almaz mı? Oradaki network hakkında bilgi almaz mı? Sıradan bir belediye başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanısınız Mustafa Bey. Böyle bir şey olabilir mi? Orada lobi mi yaptınız? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Acaba Cumhurbaşkanı seçimlerinde biliyorsunuz ismi geçiyordu Sayın Yavaş'ın. Aday olmak isteyen için İngiltere'den destek mi aradınız? Evet. Fotoğrafta aynı kişi var zaten dikkat ederseniz. Yani, yanında danışmanı. Dolayısıyla da destek almak için mi oraya gittiniz? Türkiye'de yeni bir siyasi hareket mi başlatmak istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı olmak için mi gittiniz? İngiltere'nin sizinle ne alakası var? Dolayısıyla da bütün bunlara baktığınız zaman... Bir tarafta milliyetçi olan Turgut Altınok, Alparslan Türkeş'in dizinin dibinde yetişmiş rahmetli, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yetişmiş bir Turgut Altınok var, hizmet diyor. Bir tarafta da algı yönetimiyle, AK Parti düşmanlığıyla, Türkiye düşmanlığıyla beraber hareket eden bir yapı var. İşte bakın burada hepsi ortada. Evet, bu da, bu kim? Burada da, evet az önce Mansur Yavaş'ın birlikte fotoğraf verdiği kişiler değil evet, mi? Evet, teröristin bunlar. Mezarı başında bakın. Evet, maalesef. Zafer Bey, Ankara'da daha çok Mansur Yavaş'la Turgut Altınok arasında proje bazlı bir çekişme görmedik. Yani daha ziyade önce bir milliyetçilik üzerinden bir polemik başlamıştı. Sonrasında mal varlığı ve sadece mal varlığı konuşuldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.